Ülkemizin gelişmesi noktasında emekleriniz takdire şayan ve sağlıklı, sıhhatli ve başarılı bir şekilde meslek hayatınızı devam ettirmenizi temenni ediyorum. Basın kuruluşlarımız da bu noktada adımlarını atıyorlar ve bundan sonra da inşallah hızlı bir şekilde devam edecek. Son ikinci yılına ilişkin faaliyet raporumuzun olduğu günde yine toplu bir şekilde bir araya gelmiştik. Kastamonu'da tabii çalışan gazeteci arkadaşlarımız buranın birer vatandaşı. Biz Kastamonu halkına bir görev düştüğünü düşünüyorum. O da yerel basının profesini daha güçlü çıkartması için, hep yaşaması için, var olması için gazetelerimize abone olunması gerektiğini söylemiştim zaten. Bu çağrımı yeniden tekrar ediyorum. Kastamonu halkını siz gazetelerimize abone olmaya davet ediyorum. Aslında o günlerde biliyorsunuz çalışan gazeteciler bayramı. Ta ki ne zamana kadar? Askeri darbenin 1971'deki darbeye kadar. Ondan sonraki dönemde çalışan gazeteciler günü olarak değiştiriliyor ve o günden bugüne kadar kutlanıyor. Hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyada doğruluğu, hakikati anlatan, anlatmaya çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz. Başka illere baktığımız zaman gazeteciliğin formatın, boyutunun ilimizden daha iyi olmadığını, ilimizde daha iyi olduğunu, daha güzel, daha nitelikli, daha kaliteli bir gazetecilik anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.